Kaan'la devam ediyoruz Akıl Çemberi'ne. Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş jeti Kaan 110 gün sonra gökyüzünde olacak. Yani geri sayım devam ediyor. İşte Kaan'ın özelliklerini anlatacağız şu dakikalarda bile TUSAŞ'ta mühendisler çalışmalarına devam ediyor. Eray hocam 110 gün kaldı. 21 Aralık efendim daha az kaldı. Hocam 27 Aralık. 21 Aralık. E, en uzun gecenin olacağı gün 21 Aralık'ta uçacak. 27 Aralık'ta uçacak. 21. Hocam. İstediğine iddiasına İ girerim. Gel, iddiaya giriyoruz. Ben <laughs> canlı 27 Aralık da, diyorum. Canlı dakika, da büyük ben 27 var. Aralık diyorum, sen 21. 21 Aralık. Vallahi nereden aldın bu bilgiyi hocam? Ne yapacaksın? Ha. <laughs> Nereden <mi> aldın <laughs> ya Kuş, <kuşlar> gerçekten? söyledi. <laughs> <laughs> Hocam ben 27 Aralık diye bana söyle. Yani temel Koti canlı yayında 21 Aralık efendim evet. görürüz hep beraber. Ne, Yalnız neden bir şey 21 kaç Aralık? Evet. Susayde var mı? Elbette. Şu yani Türkiye'nin geldiği duruma bakar mısınız? Nasıl? İddiaya girdiğiniz konu 21 Aralık'ta mı uçacak? 27, 27 Şunu iddiasına girmiyorsunuz. Uçacak, uçamayacak. Yok canım artık. Yok canım, ya canım uçar yani o Türkiye kadar. Türkiye'nin kabiliyetine bakar mısınız ya? Ya gurur güzel ya. bir şey değil mi bu? Elbette. Bugün biz 10 saniye müsaade eder misiniz? Bir şey Tabii anlatacağım. Ki. Bugün akşam gazetesindeki yazımı bilmiyorum, Oku, okuyanlar bilirler. Şimdi şeye gittik. Ee, Teknofest 23'e. Bakın, bir sürü şey gördüm ama. Şimdi normalde hava bizim e, hava savunma füzesi, Hı. Siper, Hisar, ee, şey Aralık ayında, bakın o da ne kadar büyük bir tevafuk. Aralık ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Normal olarak bu tür uzun benzilli füzelerin Hedefi gördükten sonraki reaksiyon süreleri 10 ila 20 dakika arasında değişir. Bizim siper füzesinin reaksiyon süresini bilene yemek ısmarlayacağım. Ne? Bakın canlı yayında söylüyorum. Bizim siper yemek füzesinin çalışmadığımız <laughs> yerden sonra bizim siper füzesinin <laughs> yani reaksiyon süresini ya. <laughs> bilene yemek reaksiyon ısmarlayacağım. Reaksiyon süresi derken yani hedefi gördükten sonra füzenin çık füze hedefi gördükten sonra Çıkmak füzenin füzenin e, pottan ayrılış süresi. Arada bir zaman farkı var. Görüyorsun komut veriyorsun. O açıyı dön, dönüyor. işte hedefi algılıyor. E, o prosesler başlıyor. İşte ateşleme mekanizmaları devreye giriyor. Filan radarla koordine Vertikal ediyor. Vertikal ve horizon olarak. Şey, şey olarak hayır bir de ayarlıyor. algılama sistemleri devreye giriyor. Şimdi evet. siperde 3 tane algılama sistemi var. Ve en sonunda da füze pottan çıkıyor. Böyle bir şey ya. 3 yani, saniye. <laughs> <ş> <laughs> <ş> <laughs> ne <Alevini gülüyor> yani. Ama normal. Bak diyorum ki dünyada bu e, eşdeğer füzelerin Roketin çıkma süresi 10 ila 20 dakika arasında değişmektedir. Tamam demek ki biz altına inmişiz. Biz biraz daha altına indik. Hmm. Tahmininiz biraz nedir? Biraz göre 8 He. dakika. 6, mı? 6 dakika. 6 diyor 8 diyor. 5 Ali, diyorum hocam ben. Kaç? 5. 5 diyor. Aha. Sayın Selvi siz ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> o o. O benim ben yazıyor herhalde. Ya yazıyı, ben, ya, ben, yazıyı mı okuyorsun o, tabii şey tabii. Şey, çalışıyorum çalışıyorum ama mı? Abdülkadir Bey? Telefon var. <laughs> Abdülkadir abi şu <laughs> an <andır>, rotaya. Evet, <laughs> evet. Yakalandın Abdülkadir evet, <laughs> abi. Evet. Bak Quiz yapacağım Abdülkadir Bey. Quiz yapacağım. Evet efendim inanamayacaksınız 9 saniye. Yazı. Ay ben yaklaşmışım ya. 5 dakika dedim ya. Arkadaşlar en yakın benmişim yani. Ben 3 saniye ya dedi. Ya 10 evet, dakika, nerede? dakika nerede? Ama sen 10 20 dakikayı Osmaniye duymadan ya. söyledin onu. Ben dakikayı evet. duymamıştım. Duysam evet. evet. bunu e, şey yapamazsın. Tam yani. en yakın ben hadi yeme. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> hadi <gülüyor> Hiçbiriniz yemeğe. bilemediniz dördünüzden yemek alacak. Valla ben evet. bildim tamam. en yakın. <laughs> kusura bakmasın yani. Evet Yani gerçekten mühendislerimizin e, ellerinden öpüyorum. İnanılmaz bir tane mühendis dedi ki bana. Orada e, Sinop'taki test atışına katılan mühendis dedi ki. He, bir drone var 170 kilometreden 170 kilometre diyorum bakın. 10 kilometre 5 kilometre demiyorum. 170 kilometre mesafeden Tulya dinle. Bir dronu bir öğrenci gibi istedin <laughs> ya. <gülüyor> ya bir, burada bir, ben bizim yapamadığımızı demem lan. Işte yani. <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> bir dronu vuruyor. Dedi ne diyor biliyor musunuz? Lütfen tarihe geçsin bu. Yani bunları hasret kaldık ya. Füze'yi diyor. Dronun içinden geçirdik. 1 milimetre doğrulukla tam isabetle vurduk. 170 kilometre diyorum bakın. Patriot'un isteyen internete de bakar. Patriot'un menzili 160 kilometre, vuruş hassasiyeti %97'dir. Bizim ürettiğimiz Siper'in menzili 170, şu an 170, 600 kilometreye çıkacak bu arada 4 yıl içinde. Onu da söyleyeyim. Şu an 170 kilometre ve hassasiyeti yüzde %100. Türkiye bu işte. Tamam Allah mı? Allah. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Türkiye budur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli güç kapasitesi budur. Rakamlar yalan söylemez. Biz de buradan kıymetli izleyicilerimize ne şey yapalım? Bu saniye şimdi 10 dakika 20 dakikayla kıyaslanamaz. Kıyas. Evet, kıyas kabul et. Evet. Yarısı çok majör bir rakam? Evet, çok majör. Vallahi öyle. Bakın oradaki bizzat bu testi yapan mühendislerden aldığım bilgi. O yüzden Türkiye Türkiye'nin gücü işte bu rakamlarla çok daha iyi anlaşılıyor. Yani efendim. şöyle yapsak bir yerde siper diyelim ki Sinop'ta o burun noktasında siper yanında Patriot Hı. yanında S400 üçü de tam, aynı cismi pate bir, aynı cismi hedef aldı. Ee, bizimki üçün, önce vuruyor. Üçünü de aktif ettik. Hatta bizimki onlardan birkaç hedefi vurduktan sonra onlar ancak ateşler. S-400 böyle bismillah bir bakalım ne varmış falan derken bizimkisi zaten vurmuş oluyor mu? E, tabii tabii. Yani hmm. Hayır birkaç hmm. kere vurmuş oluyor. Ne diyorum 9 saniye diyorum yani. 9 saniye. Yani ya. bakın hiçbir... bunu niye söyledim? Evet. Bakın şimdi hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yani radarın hedefi algılamasından sonra doğrulanması Komuta verilmesi komut emri şimdi radar diyor ki ben diyor ya, hedefi gördüm düşman hedef geliyor düşman <laughs> sana geliyor bunu anladı 600 kilometreden takibe başlıyor bunu anladı 400 kilometreye girince de dost düşman mı nedir sana bildiriyor sen şimdi karar vermen lazım vuruyor mu vurmayayım mı Belki vur civil, dedin İran gitti şeyi vur <laughs> <laughs> vur vur dedin şimdi bak vur dedin ondan sonra bu dediğim gibi hedefe dönmesi işte yan yükseliş alması. Ateşleme mekanizmalarının, algılama mekanizmalarının devreye girmesi uzun proses. Bizimkiler bunu 9 saniye indirmişler. Yani. Peki ne hocam diyeyim? şimdi şu bunu kanı, anlatayım. bu kan F-35 veya F-16 yani bir savaş uçağı, savaş jeti ile arasındaki fark, özellik böyle bir karşılaştırma yapar mısınız? F-16 ile mi? F-16 ile. Şimdi önce bir şey anlatayım size. Bizzat çünkü gene yerinden gidip öğrendiğimiz bilgi. Artık şunu takip ediyorum ben. Türkiye neyi üretmişe bakmıyorum. Hmm. Ya Türkiye ürettiklerinde no bir, bir ön, önceye göre evet. ne farklı evet. olmuş. Bir mesela Gürs sisteminde atomik mühimmat diye bir şey öğretmişler. Hmm. Akıllara zarar yani evet. bütün savunma anlayışını değiştirmişler. Allah Allah. Onu ayrıca anlatırım. Evet. Şimdi burada Kaan'da da bakın gene yani gerçekten bir nasıl derin bir akılla bu iş yönetiliyor ne yapmışlar biliyor musunuz? 5 hmm. tane prototip üretecekler 2028 yılına kadar. Ama nasıl şöyle Birinci prototip üretildi. Taksi yürüyüşleri yapıldı. şey evet. Şeyde filan. Bur burada şimdi bakıyorlar diyorlar ki aa şurayı geliştirmemiz lazım bunu. Hı -hı. Bunu şimdi ikinci proto şu an ikinci prototip yapılıyor. Faz 2 yani. Faz 2. Iki. İkinci prototipe geçiyorlar. İkinci prototip de bu uçacak. 20 ben 21 Aralık diyorum. Bu uçacak. Benim aldığım bilgi o. Evet. Uçunca ilk uçuşta işte ne, neler geliştirilmesi lazım. Ve bunu 5 faza kadar yapacaklar. Yani 2028'e kadar 5 tane prototip evet. ama her biri bir diğerinden daha üstün niteliklerde olacak. Ve sonuçta... Bizim artık F-16'ya ihtiyacımız kalmayacak. Efendim F-16 dördüncü ha. nesil bir uçaktır. Evet. Bu 5 plus bir uçaktır. Hmm. Başka bir şey dememe gerek var mı ya? Ya hangi F-16 kafayı mı yemiş gelip bununla e, dalaşa girecek bilmem. Bunla, yani bununla karşılaşmak istemez Peki, yani. Peki F-35 ile evet. arasındaki fark? Şimdi f 35ten <laughs> çok önemli şeyleri var. Farkları var. Hocam özelliklerini de şöyle anlama. Ama şu yanlış. Diyor, e, müsaadenizle. E, Hangisi e, yanlış? miyim? Seyircilerim tahtaya kalkabilir mi? Elbette. Ama şey, bir şey bir şey söyleyeyim mi? Gel sen. Temel gel. Hoca'nın dikkat çektiği bir nokta var. Benim çok hoşuma gitmişti. Şimdi dolaşırken Temel Hoca TÜBİTAK'ın e, şeyinde izledim ben bunu. kanalında dedim. Efem diyorlar bu parçayı soruyor하시오. Işte. Bu parça diyor dümendir diyor. Hı. Bununla diyor işte evet. uçak yükselir, alçalır. Bu parçanın diyor boyu dümenin Boyu F16'nın kanadı kadar. Evet. Hı. Hmm. <laughs> Uçağın dümeni F16'nın kanadı kadar. Kanadı kadar. Görmediniz mi ya kocaman devasa bir uçak. Çok Şimdi, ilginç bir detay. Şu ilk, evet. ilk, ilk şey. prototipteki şeydir efendim. 16764 metre. Kaç oldu o? Birinci Fazla prototip. Bir şu an Tamam. Uzamı hocam 16765 metre değil mi? Değil. Aa, kaç? 20 kaç? küsür bine çıktı bu. Hı. Hmm. Şimdi F-35 ile siz arasındaki, şimdi F-35 ile bunun arasındaki en büyük fark şu. Bu 5 Plus şu demek. Evet. Beşinci nesil ne demek? F-35 5 değil efendim. 5 Plus değil bir kere. Kaç? Dördüncü nesil. 4 Plus. 4 Plus. Hı. Bakın 5 Plus'ın bir özelliği var. Hı hı. Diğerlerinden farklı olan. 5 da pilot sadece uçağı yönetmez. Diğer kendisine bağlı işte Kızıl Elma'ydı, Anka'ydı, sihalar, ihalar hatta denizaltı. Asetleri de yönetir. Bakın denizaltı diyorum dikkat edin. E, gemi, atak helikopterleri ile entegre olabilme kabiliyeti var. Bizim her bir uçağımız bir uçak değil. Bizim her bir uçağımız bir filo. Oradaki pilot sadece uçağı değil filoyu yönetiyor. Bu kabiliyet F-35'te yok. Peki hangi jet gibi Daha başka bu? bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Kimin uçağına benziyor? Hangi jet gibi bu? Ya şu an geliştirilen dünyada birkaç tane F35 şey özür diliyorum. Kaan benzeri 5 plas uçaklar. Var. Ya Ruslar'ın Hangileri da. Hangileri hocam? Boyut olarak sanki Rusların su kaçtı o? Su, su 57. Su, su 35 mi? Yok 57. 57. Evet sanki boyut olarak benziyor Ya ama. şöyle. Boyut, peki... Boyutlara ben bakmıyorum. Yani teknik özelliklerine bakıyorum. Yani hmm. şekli şemali. Şimdi uzmanı sizsiniz tabii. Ee, şöyle. Ya, hani, hani. Ya, ya tabii ki de hani. Burada boyutlar çok önemli değil Önemli olan teknik kapasitesi ne Mesela burada aynı o atomik mühimmatta olduğu gibi Çok farklı bir mantıkla bunu üretmişler Ne yapmışlar Demiş ki ya bir dakika ben hava hava muharebesi Bir uçağı üreteceğim demiş Yani havadan havaya Sonra bu havadan karaya da taarruz etsin Tamam ama bir şey daha yapmış Ya şimdi demiş benim pilotum Koskoca bir filoyu yönetecek Ne diye gidip düşman uçağıyla dogfighting yapsın ki Peki bunu nasıl giderirsiniz İhalet silahları kullanırsın. Hayır, da. daha Mesela başka yapamazsın. bir şey yani. Diyelim ki tek kaldı. Niye gidip <laughs> dog fighting falan yapsın ki? Şöyle hakikaten ya, o, jet ha tek başına diyelim evet. ki tek başına tamam. kaldı. Hava hava muharebesi yapacak. Tamam. Yapması İ, it, gerekiyor. İddalaşına girmesi Aha. gerekiyor. Ha, gir... hiç kimse bununla iddalaşına giremez. Öyle bir mantık yapmışlar ki bakın ben her bir üretilen silahta bu derin mantığı gördüm. Bakın her şekilde de size Radardan Bundan sonra gizlen... da anlatacağım zaten. Radardan gizlenme özelliği yok. Içinde. Bunun üzerindeki füze sistemlerinin menzilini uzatmışlar. Hmm. Yani dogfighting'e girmek isteyen varsa bunun füze menzilinde girmeye başlıyor. Benimle değil, füzelerimle. Füzelerimle uğraş diyor. Anladınız mı? Yani bulunduğu yerden nereye kaç kilometre uzağa fırlatabiliyor? Yani şu an 250 kilometre. O. Ne diyorsunuz ya? Gerçekten. Ya, duymadınız mı bunları? Ben mi? 250 kilometre. Hocam peki Hocam bunu bu füzeleri havada kontrol edebiliyor mu? Ediyor tabii ki. Yani yönlendirebiliyor Yönlendire mu? Yönlendirebiliyor. edebiliyor. Tabii yani. ki. Onu da nasıl yapmışlar? İstiyorsanız biraz detay vereyim. Şöyle yapmışlar. Hocam uçağın çevresini şöyle göstererek detay evet. Vereyim. Yani şöyle yapmışlar. Füze, yani Türk bir kere bu füze sistemi 250 kilometre dediğim füze sistemi Türk mühendislerinin üretmiş olduğu füze. Bizim ürettiğimiz füze. Şöyle yapmışlar. Bir, bu füzeyi bir kere ısıya güdümlü yapmışlar. Hmm. Bunun da mantığı şu: bir içinde saç teli kadar ince bir metal var. Bu düğmeye bastığınızdan bir tüpün içerisinde bu tüpün içerisindeki gaz açığa çıkıyor. Gaz, bu saç telini eksi 80 santigrat dereceye düşürüyor. Eksi 80 santigrat dereceye düşünce doğal olarak, fiziksel olarak bu kıl kadar ince olan bu metal en sıcak noktaya yöneliyor. Hmm. Tamamen fiziksel. Tamam mı? Ondan sonra füzenin kanatçıklarına buna göre açı veriyor ve füze en ısı yani ısı kaynağına yöneliyor. Füze bir uçağı mı nereye gittiğini bilmiyor. Tamam mı? Şimdi bu bir ama bu yetmez. Ne yapıyorlar? Bunun üzerine bir de radar e, takip sistemi takmışlar. Yani diyelim ki füze hedefini ısı olarak başka bir ısıya yöneldi. Bunun yönelmemesi için işte kontrol radar sistemi, radar kontrollü bir mekanizma üretmişler. Yani ikinci bir takip bundan geliyor. Bir de en son füze hedefi vurmadan önce artık %100 vursun diye RF dediğimiz radyo frekans modülü eklemişler. Hmm. Yani bu üç kademe füzenin yüzde vurmasını sağlıyor. Hmm. Kaçmıyor artık. Ve son 15-20 kilometrede o RF devri, RF radyo frekans devreye giriyor ve dolayısıyla bunun kaç yok. Dolayısıyla şimdi ben artık elbette yapabilir miyim? Elbette. Hocam, o bahsettiğiniz füzeler yabancı ülkelerde de var. Kendileri de üretiyorlar. Evet. Biz de üretmişiz. Fakat o füzeler kana işlemiyor bu sefer. Ben Temel Hoca'yı dinlediğim kadarıyla şimdi Temel Hoca'dan aldığım bilgileri satayım size. Hı hı. Bir e, o ısı sensörüyle tespit edilebilmesinin önüne geçmek için e, şu jet motorların çıkış noktalarında soğutma e, şey soğuk uçuş Gerçekleştirebiliyor bu uçak. Yani içeride dayanılmaz bir şiddette 800 derecelere varan e, yüksekliğe ulaşan o hava dalgası çıkışta soğuk olarak çıkıyor. Bu, bu sefer rad, e, ısı sensörü uçağı tespit edemiyor, göremiyor. Yani çünkü dışarıya sıcak hava vermiyor. F-16'larda sıcak çıkış var. O F-16'ların hep bir Diyarbakır e, üstünden kalkış videolarını izleriz ya böyle arkasından kızıl kızıl dumanlar çıkartır. Soğuk uçuş gerçekleştirebiliyor. Bir, iki, mühimmatını içeriye aldığı için radarda görünmezlik, görünmezlik sağlıyor. sağlıyor. Yani sinyal... Şu alt kısımda. Evet, sinyal vurduğu zaman geri sekmiyor. Başka bir yöne evet. sekiyor. Kaynağına geri dönmediği için de bu sefer bir kere Yok radarda, gibi görünüyor. radarda gözükmüyor. gözükmüyor. evet. Soğuk uçuş yaptığı için ısı sensörüne tabi değil. Bu anlamda da o bahsettiğimiz mühimmatlar, müthiş mühimmatlar ama... O mühimmatlara sahip diğer işte diyelim ki müttefik olmayan, dost olmayan ülkelerin Kana karşı bu mühimmatları kullanabilitesi şu an için teknik açıdan baktığımızda Oldukça yokmuş diye öğrenmiş. az. Doğru mu biliyorum hocam? Oldukça az. Doğru. Yani şöyle oluyor ee, çok teşekkür ederim çok önemli bir noktayı aydınlattı ee, kıymetli kardeşim bu görünüyor ama nerede görünüyor? Biliyor musun? Radarda da görünüyor ama nerede görünüyor biliyor musunuz? Son 20-30 kilometrede görebiliyor. Oo. O zaman Ge işten geçmiş, geçmiş oluyor. Yani. 20-30 kilometreyi bu uçağın Alma süresi 15 saniye. Artık geçmiş olay yani. Füze sistemlerini bile harekete geçiremiyor. Hedefi vurduktan sonra yani uzun menzilde dediği gibi o soğuk çıkış ve radar görünmezliği çok işe yarıyor. Ha görünüyor yani ille görünmez desek şimdi doğru ama artık hedefin üstünde yani düşmanın son gördüğü şey bu uçak oluyor. Evet. Hani o yüzden çok ciddi bir asimetrik şey var. Mesela bu entegrasyon kabiliyeti düşman canım insikallerin e, vurduklarını kimse göremiyor yani onlar yani kimse göremiyor. şeyde sesini mesela etmiyor e, görmüyor e, F35'in <laughs> sen Karabağ'da neler şahit evet, olmuşsun. Ya ne görünüyor ne duyuluyor? Şimdi düşünün 250 kilometreden hangi uçan sesini duyacaksınız? Ama evet. o sizi görüyor. O sizi biliyor. Evet. O duyuyor. Şimdi mesela bu entegrasyon kabiliyeti ve özellikle bu soğuk çıkış özelliği F35'te yok. Yok. Bizimkiler üretmiş. O yüzden 5 plus. 6. nesil F16'da yok diye biliyorum da F16'da de mi yok? F16'da da yok, F35'te de yok. Bakın. Hani dolayısıyla burada bu uçak Allah'ın izniyle 21 Aralık'ta Hulya tekrar <laughs> ediyorum 21 Aralık'ta uçtuğunda inanılmaz <laughs> niye bir... Niye 20-21 Aralık peki? Dünyanın şey e, ge, en uzun gece olarak. Yani ne niye, var hayır, en uzun hayır, ben geceli. aklımda öyle kodladım. Yani niye uçtu, o, o tarihte olduğunu bilmiyorum. Ama o tarihin... Ya, evet bak... Ben aklımda öyle kodlamış, Temel kodlamıştım Temel Kotil, yani. TUSAŞ ha. Genel Müdürü İnternetten bakar kotil. mısınız? Baktık. Akıl çemberinde Hangisi Hangisi hocam oldu? bizim programımızdan 27, 27 Yazıyor. Yahu benim orada açıkladı yani. çıkmadı. Zaten tamam bu. yemek yemek yersin işte daha ne Allah Allah. Ben de dedim Eray hocam, hocam temel acaba... Hocam Kotil mi daha iyi bilecek siz mi yani? Tabii ki Sayın Kotil <laughs> bir Ama 21 Aralık'ta uçarsa görürsün. e, hocam biz isteriz ki Hayırlısı, şimdi yani. yani fark etmez. İster 21 ister 27 ama... Neticede bu ülkemizin milli bir gururu. Biz de uzmanlar olarak hani bu özelliklerini defaten anlatıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela bu üçüncü dördüncü prototipte yirmi bin dedim ya şey bu yirmi beş bine çıkacak. Hmm. Niye? Onun da bir mantığı var. Yani onun da bir mantığı var. Dünyada e, şey e, irtifa yükseklikleri uçakların en iyi uçağın bile ortalama yirmi bin metredir. Bizimkiler onun da üstüne çıkacaklar. Bu ne sağlıyor? E bu tabii şey sağlıyor. Neydi onun ismi? Ee, yüksek irtifadan uçması özellikle alçak irtifa ve orta irtifa füze, füzelere karşı savunma şeyi sağlıyor, imkanı sağlıyor size. Yani. Hocam o yükseklikte uçma ayrıca da bir motor teknolojisi istemiyor tabii. mu? Çünkü neredeyse oksijen yok yani. Yok şöyle çok iyi söyledin. Bizimkiler şu an bir de motor geliştiriyor. O, acayip bir şey yani. O da yani 2030'da hani. devreye girecek. Hmm. Şu an elimizde F-16 motorları var, 32 bin libre. Bizim üreteceğimiz motorlar 35 bin libre. Evet, o prototipin üstündekiler onlardan galiba değil mi? Yok, şu an e, 2030 yılında hmm. bu proje yani motor üretimi tamamlanmış olacak. 2030'dan itibaren kendi ürettiğimiz motorlar ve uçağımız za takılacağı için tamamen yerli bir milli. Ben çok işgal ettim programı ama bir soru daha sorabilir miyim? Son olsun, Sanırım diğer da. konuya geçeceğim. Ya bu Kaan'ın tanıtımında biliyorsun hocam taksi yaptı. Evet, şehirden çıktı, hangardan çıktı, evet. taksi yaptı. Orada çeşitli yorumlar duyduk. İşte tekerleğine motor bağlamışlar da öyle gidiyor bu falan. <laughs> Mümkün mü? <laughs> Ay yok efendim ya. Daha neler yani özür diliyorum gülmek zorunda kaldım. E, şakadır herhalde. Yok çok çok ciddilerdi yani. Efendim o ciddiye ya cahiller ya da e, özür diliyorum yani böyle bir laf söylemek. E, tekerleğine motor bağlayarak gitti demek yani çok affedersiniz çok özür diliyorum kıymetli izleyicilerimden tekrar tekrar özür dilerim ama ya cahilliktir ya da art niyettir. Bakalım. Sura bakmasınlar yani. Daha, ben de daha ağır bir şey diyeceğim. <gülüyor> <size>. <gülüyor> ya bir hepimizin ya, gururlanması bir şey, lazım. İyileştirmemize yani, yani. karşı ha, tabii ki nezaket sahibi yani. olmamız lazım. Aynen. Hani, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin şundan gururlanması ya şöyle lazım. şöyle meselelerde halefetine kadar yani. Gerçekten. Yani, yani bu tabii her şeyin üstünde. Ya, ya kesinlikle hocam milli, milli, milli savunma kuruması. hamlesi bu. Yani bunu gözünüzü seveyim parti meselesi de yapmasın kimse. Yani sırf hani laf etmek için de şu güzel uçağı yani gelip de yok şurası şöyle burası böyle. Yok parçası oradan geliyor böyle. Bunlar o şeyler Ya Bir şey daha söyleyebilir miyim? ya. Diyor. Sü Sol süpürge yaptılar süpürge, süpürge sopası sopasıyla yok kokmuş camı ya? Evet yeni Tabii konuya geçeceğim. Tamam, bir şey evet. söyleyeyim. Dünyanın en dar açıyla dönebilecek e, kapasiteye sahip tek uçağı Bak. Ne demek bu? Hı -hı. Demin sen söyledin ya. Hani şunun parçası kanatı kadar, işte o yüzden. O dedi. söz ses, Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Olsun <laughs> 27'yi 21 unutturmaya çalışıyorum. Dümen. Dümen. İki tane bakın. Hı -hı. Burada var. Biden... Bunlar aşağı yukarı uçan yükselişi alçalışı. şurada bakın şöyle bir kanat yani kanada ilave hareketli parça var. Bunlar da sağa sola dönüşlerini sağlıyor. Hı. Ama ne kadar büyük? bakın yani Şu görüyorsun. parçaların olmasının her birinin bir maksadı, maksadı var. Maksadı var tabii ki yani. Ve daha fazla kabiliyet katıyor. Yani şurası aerodinamik olarak düz bir rotada gitmesini, şu hareketli parçalarda sağa sola dönmesini. Ee, yine e, şu parçalar bunun da tabii şekli aerodinamik olarak son derece önemli ama bunlar da aşağı yukarı e, uçağın Kanıdın yukarı aşağı gitmesi. Önündekiler sanırım. fren, arkasındakiler e, inişte kullanılan flap'ler değil mi hocam? Evet. Bunlar Yanlış inişte biliyorum. kullanılan flap'lar, evet. şunlar da fren görevi. Frenler, evet. evet. Ama dik, ya öyle bir ayarlamışlar ki şu an dünyanın en dar açıyla dönebilecek uçağını üreteceğiz. Yani uçtuğunda da göreceğiz inşallah. Evet. Hı -hı. E bu şu anlama geliyor. Yani bununla hadi 250 kilometrelik füzeyi de bırakın. Hiç kimse gelip de bu manevraları yani bu kapasitedeki bu kadar dar açılarla dönebilecek manevraları diğer uçakları yapamayacağı için dogfighting'e giremezler yani. Hı -hı. Yani bir diğer yönde bu aklıma gelmişken söyleyeyim. Ya Gel sabahlara kadar anlasak bu arada pilotlar söylüyor. da eğitim almaya devam ediyor. Kanı uçuracak olan pilotların da eğitim Vallahi, sürüyor. Gurur 1500 Hayır. kişi mühendis çalışıyor efendim Kaan projesinde. 110 gün sonra da ilk uçuşunu yapacak. İnşallah, Çok büyük inşallah, bir Allah törenle Allah 27 Aralık olarak biz e, bu bilgiyi sizinle paylaştık. Evet, saygımız evet, saygımız bakalım. Görürüz. Önümüzdeki Helal olsun. E, süreçte alkış hak ediyorlar gerçekten. Elbette gerçekten alkışla hatta alkışlayalım olsun. ya. Gerçekten. Peki şimdi